Ekibimiz hayranlıkla Ottawa'nın yeşilliklerini, kanallarını izliyor. Kış olunca burada buz pateni yapıyor, yaz olunca bahçesindeki begonvillerin altında güneşleniyor, öyle mi? Gördüğüm en büyük salkım söğütlerden biri. Çok ilginç, çok güzel ya. Rutubet. Ben beğenmedim. Rutubet yapar bu ev çok. Dawes Lake, Browns Interpark'a bağlandı. Browns Park'ı, iç park, mahallenin içinde Rideau kanalına doğru gidiyor. Hepsi 7.8 kilometre mesafe kışın donunca bir buz pisti oluyor. Bu da kayıtlarda dünyanın en uzun aslında profesyonel yarışlar içinde kullanılan buz pisti. Ottawa halkı da geliyor burada kışını geçiriyor. Ottawa dünyadaki 7. soğuk başkent. Bunu değerlendiriyor. Burada dolduğunda Rideau Kanalı tabii Ottawa'nın hemen her şeyi, ticaret bölgesi olarak da burası gelişiyor. Hala kullanımda olan 220 kilometre su kenarı şeridi sağlıyor. Hem yürümek için hem taşıtlarda bakmanız için dev bir kanal. Ottawa Nehri'ni bazen kesiyor, bazen paralelinde gidiyor. Ve dediğim gibi 7.8 kilometresi Dawes Lake, Browns Interpark ve Rideau kanalına doğru dondukça kışında buz pisti oluyor. Çünkü buralarda sincap bizim böyle kedi gibi. Her yerdeler, bütün parklardalar. Rakun da aslında aynı şekilde ama biz henüz rakun görmedik. Onu da göreceğiz umarım program içerisinde. Bak biz şehirleri, Ottawa'ları, Toronto'ları geziyoruz ve böyle binlerce sokak var. Ya da burada daha az gelir ve hayat şartı daha yüksek kalite sağlayabiliyor. Yani şu evi, şu arsayı, şu arabayı sanırım İngiltere ve Amerika'dan daha az paraya ya da az çalışarak mı alabiliyorsun diye. Bilmiyorum, öyle bir fark gördüm. En ilgilenen tensiymiş. Az maaşlı sokağında araba alınan, hani araba üzerinden de hesap yaparsak. Araba üzerinden hesap yaparsak, evet. Kanda en ilgilenen tensi. O hani Avrupa'da çalışmaya gidenlerin şey geyiği vardır ya. Geldim işte 3. ay arabamı aldım falan. Öyle bir karşılaştırma yapacak olursak Kanada bunlardan en avantajlısı görünüyor. Almanya'dan daha iyiydi, evet, bakmıştım o liseye. Ve Rideau kanalı birleşiyor. Bahsettiğim gibi burası kışın donup 7.8 kilometrelik dünyanın en uzun profesyonel de kullanılan, yarışlar içinde kullanılan skating, yani buz pateni pisti oluyor. Kış videolarını bulup koymaya çalışacağım. Görüntüden sonra Barış arkadaşım ekler videoları. Şu an yaz hali tabii, görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Yaz hali. Rideau kanalının.
Rudolf amca önde gidiyor. Rudolf amca Jonathan'ın teknesini geçti. Rudolf amca burun farkıyla kazanıyor. Kanada halkı tarafından çok fazla hissettirilmiyor. Ne yapılarda, ne sosyal hayatta. Başkent Ottawa'dan geriye kalan gezmelik görmelik bir iki noktayı da notlarınıza sunmadan yola çıkmayalım. Fairmont Chateau Laurier, yine kireç taşı mimarinin nefis örneklerinden. Günümüzde lüks bir otel olarak kullanımda. Parlamento Tepesi'nin eteklerinde Ottawa Nehri ile Rideau Kanalı'nın birbiriyle kavuştuğu noktada yükselen masalsı binayı gözden kaçırmanız mümkün değil zaten. Notre Dame Katedrali Bazilikası, başkentin en önemli dini yapısı. Aşağı şehir semtinde 385 Sussex Drive'da bulunan bir Roma Katolik Bazilikası'dır. 1990 yılında Kanada Ulusal Tarihi Bölgesi olarak belirlenmiştir. Bazilika, Ottawa'daki en eski ve en büyük kilisedir. Roma Katolik Başpiskoposu'nun da koltuğudur. En eski derken açılış tarihi 1846'dır. Ve Ottawa'nın güneşli yüzünü gördüğünüz anda koşmanız gereken bölge. Notre Dame Kilisesi'nde hemen kıyısında yer aldığı Byward Market. Pek çok Kanada şehrinde de benzerleri olan bu yarı kapalı, yarı açık hava mekanlarıyla dolaşabileceğiniz market bölgesi, şehrin kuruluşundan beri burada hizmet veren çok eski esnaf dükkanlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Byward Market'a özellikle hafta sonları mutlaka uğramalısınız.